Bidin Özel bir soru sormuş sana. Perşembe günü Merkez Bankası 50 puan, 100 puan, 200 puan faiz indirirse dolar ne olur? Faiz konusunu pas geçerse dolar ne olur? Olmaz ama faiz arttırırsa dolar ne olur? 3 soru. 1. 1 bas puan bile faiz arttırsa 9.80'i görürüz. 9.80-9.95 aralığında çok kısa gider, sonra 10 liranın üzerine atar kendisi. Arttırırsa, faiz arttırırsa. İndirirse. Ha, indirirse faiz, tamam. Indirirse. Şimdi 1 bas puan bile diyorum ben. Yani ben 50'sinde 100'ünde falan değilim. 1 bas puan, yani 1 puanın %1'i kadar bir indirim bile yapsa algıyı bozmaya devam edeceği için ve indirim eğiliminde olacağı için çok hızlı bir şekilde 9.80'in üzerine atar kendisini. Birazcık orada soluklanır belki, çok kısa bir süre çünkü baskılarlar. Sonrasında 10 liranın üzerine çıkar. 9.80, 9.70, 9.95 oralarda gider. 10 liranın üzerine atar kendisini. Sonrası Allah kerim. Yardıra yardıra 12 liraya doğru gider. Bu arada şunu söyleyeyim. Yani sadece Türkiye'de kalmıyor iş. Amerika'da, Avrupa'da varlık alımlarının azaltılması meselesi, enflasyon, stagflasyon meseleleri var. Dolayısıyla bu da yine doları tetikler. İşte o zaman zaten devalüasyon etkiler görmeye başlıyor. Arttırırsa? Bir konuyu daha söyleyeyim. 5 lirada %10'luk bir hareket 50 kuruşa denk gelir. 10 lirada %10'luk bir hareket 1 liraya denk gelir. Yani bundan sonra yükselişler daha hızlı olacak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sabit tutarsa ne olur? 9.80'e tekrar gider. 9.95'e vurur. Oralarda biraz daha uzun durur. Biraz daha uzun durur. Ama sonrasında tekrar kendisini 10 liraya atar. 10 liranın üzerine atar. Zaman kazanılmış olur. Yani zaman kazanılır. Yine varlık alımlarının azaltılması süreci başlayacağı için Kasım ayı itibariyle muhtemelen. Hadi Aralık'ta başlarsa biraz daha nefes alırız ama Kasım'da başlarsa o zaman yine 10 liranın üzerinde çıkar, 11-12 diye gider. Arttırırsa evet burada biraz frenleyebilir. Yani o zaman da şeyi beklemeyin. Geri gelir mi? Geri gelir. 7 lira olur, 6 lira olur, 5 lira olur, beklemeyin ne olur. 8.60-8.50 seviyelerine kadar gelir. Oralarda durur. Çok agresif. Bir anda İşte 1000 bas puan, 2000 bas puanlık faiz arttırımları olursa o zaman da işte 7.98, 8.30 falan oralarda kalır. Daha fazla aşağı inmez ama çıkmasını engeller. 1000 bas puanlık faiz arttırabilir mi Merkez Bankası? Arttıramaz zaten. Öyle bir dünya yok yani. Faiz indirecek mi? İndirecek abi. Yani ben sabit bilet tutacakları kanaatinde değilim. Tamamen politize olmuş bir durum söz konusu çünkü. Faizlerin inmesi bekleniyor. Bütün işte yabancı kuruluşlar da gaz veriyor. Goldman'dan işte Bank of America'sına kadar falan. Herkes gaz veriyor. 200 indirecek, 300 indirecek, 500 indirecek, havalarda uçuşuyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın da niyeti o yönde. Bana göre indirecekler. 50 bas puan indirirse bir şey olmaz. Nasıl olmaz? Hadi o indirin de görelim işte ne olacak, ne olmayacak görürüz. Çünkü bu ülkede şöyle bir zihniyet var. Bu ülkenin Merkez Bankası Başkanı çıkıp diyor ki bizim faiz indirimimizin doların yükselişinde bir etkisi olmadı. Ya bunu söylerken dolar uçuyor zaten.